rahatsızlıklarının altında yatan nedenler neler? Kalp hastalıkları nasıl belirtiler gösterir? Pandemi sürecinde kalp sağlığımızı nasıl koruyacağız? Koronavirüs kalbimizi nasıl etkiliyor? Kalp hastaları bu dönemde nelere dikkat etmeli? Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Süleyman Özkan kalp sağlığımızla ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim Profesör Doktor Süleyman Özkan bizlerle birlikte yetişkinlerde ve özellikle çocuklarda da kalp ve damar cerrahisi uzmanı sağlığını bu konuyla ilgili aslında çocukların e, bu konunun dışında olduğunu hep düşünürdüm. Çocuklar gerçekten kalp e, rahatsızlıklarında ne boyuttalar? Yani çok var mı? Yani yüzdesel olarak yetişkinlere göre herhalde daha az olduklarına hmm. inanmak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hoş, geldiniz. hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Aslında bakış açınıza göre değişir ama çocuklarda kalp hastalıkları yani rakam olarak vermek gerekirse bin canlı doğumda sekiz. şimdi az da e, değil aslında <laughs> az değil. Eğer Bu kalp deliği oluyor galiba değil mi hocam? Evet gerçekten yani doğurgan bir toplumsa e, üreme hızı yüksekse biraz da sosyoekonomik durumu kötü olan bir e, ülkeyseniz ya da bölgeyseniz o zaman e, çok fazla miktarda çocuk kalp hastalığıyla Doğan bebeğe görürsünüz. Çok enteresan. Neden? Ee, bir insidansı mi? var Hı. öncelikli olarak. Hani bin doğumda sekiz. Çok doğum olursa tabii daha fazla hastayla evet. görüşeceksiniz. Bu bir. İkincisi tabii bazı çevresel faktörleri de o zaman maruziyet söz konusu olur. Bazı enfeksiyonlarla karşılaşabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla bir anda önünüzde binlerce çocuk hastayla karşılaşabilirsiniz. Bu tabii, tabii doğum sayısının... Çoğal, Çoğalması ile ilgili anladığım kadarıyla. Evet kadar. bir hani belli bir yüzdeli olan bir şey ama e, bir yandan da şöyle düşünün e, bu hastalar bebekler hasta olarak doğuyorlar ve önlerinde tahminen uzun bir ömür var. Dolayısıyla sayı katlanarak artar katlanarak artar. Bu hastalıklar neler artar. mesela ben hep duyduğum bir kalp deliği evet, duyuyorum. Evet. Onun dışında evet. nedir mesela çocuklarda ve özellikle yeni doğmuş bebeklerde gördüğümüz kalp rahatsızlığı? Şimdi üniversitede ben de bunun dersini anlatırken genelde şunu söylerim. Ee, bazen insanın hayal edebileceğinden daha öte karmaşık şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki genelde kalpte deliklerle karşılaşıyoruz. Kalpte delikler oluyor, damarlarda e, daralmalar oluyor, bir parçasının olmaması ya da birden fazla olması, bütün bunların kombinasyonları e, hala açtığımızda baktığımız zaman çok gördüğümüz örnekler değil diye tahmin etmek istiyorum hocam. <gülüyor> çok <gülüyor> tabii, mu görüyoruz. Tabii, şöyle bunlar e, refere merkezlere giderler. Bunları alerjide sıradan hastanelerde göremezsiniz. Dolayısıyla bunlar belli yerde toplanırlar. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Covid örneği vereyim, güncel olduğu için söylüyorum. Kaç tane solunum cihazına bağlı, kaç tane makineye bağlı hasta gördüğünüz sorusunu bir yoğun bakımda çalışan kişiyle standart bir çalışan kişi arasında tabii çok fark olacaktır. Dolayısıyla bu hasta refere yerlere gelir çocuk hastalar. Dördüncü merkez dediğimiz yerlere gelirler. Kalp merkezlerine gelirler. Tabii o zaman siz Çocukları zannedersiniz özel ki... Çocuklara özel bir bölge mi bu? Yoksa kalp <laughs> rahatsızlıklarına özel bir bölge mi? E şimdi tabii kalp hastalıkları, Hı. kalp cerrahisi, çocuk kalp cerrahisi, onun daha üstü yeni doğan kalp cerrahisi gibi böyle giderek e, iş e, spesifik hale gelir. E, tabii daha çok e, elemanın, daha çok ekipmanın olduğu özel merkezlerde yapılması gerekir. Çok nitelikli, incelikli bir iştir. Ama hasta da az Değildir. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ee, zaten <laughs> yaş ilerledikçe galiba rakam çok yükseliyor. Ee, şimdi şöyle düşünün. Hasta bebekleriniz var. İyi bir ülkesiniz. Doktorlarınız, ekipmanlarınız güzel. Hastalara yardımcı oluyorsunuz. Dolayısıyla hastaları kaybetmiyorsunuz. Bu hastalar büyüyor. Dolayısıyla hastalığı tamamen ortadan kaldıramadığınız durumlar var. Hasta bir popülasyon da yaratmış oluyorsunuz aslında. Evet. Hmm. Yani bir hasta bir kere, iki kere, üç kere ameliyat olabilir. 18 yaşına gelir, yeniden ameliyat olabilir. Yani, bunu yani bunun altına kalkmak kolay değildir. Yani <laughs> kadarıyla yok olan bir e... bazıları öyledir <laughs> ama bazıları değildir. Birkaç defa ameliyat edebilirsiniz. Şimdi biraz önce de aslında söylediniz. Ben sormak istiyorum. Biz şimdi tabii Covid <laughs> çok e, maalesef popüler bir e, <laughs> hastalık e, viral mi diyoruz hocam? Evet. Viral hastalık olduğu için sürekli her Gelen doktora bu konuyla ilgili soru soruyoruz ama ben bildiğim kadarıyla rakamsal olarak kalp ile ilgili maalesef vefatlar, ölümler çok daha fazla. Doğru mudur? Tabii şimdi ben ona şöyle söylüyorum. insan oğlunun düşmanları hep hani Hollywood filmlerinde görüyoruz göktaş olur, dünya dışı bir şeyler olur ya da dünya içinde işte ısı değişimleri i̇şte vesaire olur, evet. pandemiler olur. Yani insanoğlunun bir düşmanı var. Bunlar nedir? Hani insanı öldüren üç tane büyük hadise söyleyelim. Bir numara gizli kalsın, 2 üç yer değiştirir. Bunlar ne trafik kazası ve kanser. Hmm. <laughs> yani trafik kazasını engelleyemiyoruz. Düşünün ne kadar yüksek İnsan onun. iki numaralı baş düşmanı, kanser 3 numaralı baş düşmanı, 1 numaralı baş düşmanı kalp. Kalp ve damar hastalıkları. Covid bunun neresinde? <laughs> Mesela kaç kaçıncı sırada şu an baktığımız zaman? E, tabii şimdi Covid e, yani yüzde ikilerde bir e, hayati e, risk oluşturan e, seviyede. Şu ana kadar da herhalde 1.8 milyon can kaybına seviyet vermiştir ama e, dünyada tabi onu da şöyle izah edeyim. Kalp hastalıkları doğuştan karşımıza çıkabildiği gibi insanoğlu doğduğundan beri olan hastalıklar. E tabii biraz bir tabi, ho kullanmanın var. sürecinde de <laughs> galiba ki, değil mi hocam? Yani kalbimize yani iyi bakmıyoruz. Evet, hep var ve hep olacak gibi de görünüyor. Evet. Ama diğer <laughs> şeyler işte salgınlar, covid enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar. <laughs> ...dünya savaşları vesaire... ...tabii ki pik yapıyorlar ama bir süre sonra... ...bunlar sakinleşiyorlar. Bunlar tabii bir ara çok popüler oluyorlar... ...öyle söyleyelim evet, ama kalp... E, ...rahatsızlıkları her zaman stabil bir şekilde... ...çok can alıyor anladığım tabii. kadarıyla. Tabii, şimdi COVID ya da buna benzer hastalıklar... ...bazen pik yapar, daha sonra kronik hale gelir. Kalp hastalıklarının ekmeğine yağ sürüyor açıkçası. Tabii. Hocam ben bir şey sormak istiyorum evet. size de... Ee, ...bunu birebir yaşadığım için e, soracağım... Kalp hastası birine covid ilacı verilmiş e, ve kaybettik biz hastayı. Bu çok yer. popüler bir soru. <laughs> Son dönemde çok soruluyor. Evet. O yüzden de ilaçları kullanmıyorlar e, maalesef hastalar. Yani ne diyorsunuz bu bunu, konudaki fikriniz? Bunu hayır hayır bunu bu şekilde izah etmenin imkanı yok. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, evet. biraz önce dediğim Ama gibi Ama böyle inanıyorlar ya hocamıza hay, asla, danışmak istedim. İlaçları yani, da kullanmıyorlar tabii. Tabii tabii. Ki şimdi covid ve buna benzer hastalıklar her zaman hiçbir zaman durmuyor. Düşünün bir numara düşmanınız var. Kapıda evet. olursak o hiç durmuyor. O her zaman çalışıyor. Sakin belli bir hızla devam ediyor. Covid gibi durumlar bunlara ekmeğine yağ sürüyor. Şimdi böyle bir durumda, Covid yani her zaman olan bir, bir hastada, kalp hastalıkları tabii ki, evet, tabii, hocamız, tabii ki. Doğru daha da popüler hale getiriyor hastalıklar arasında. İşte biliriz. biz kalp hastalıklarını biraz daha popüler hale getirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Hani çünkü gizli Şimdi kalıyor. Anladım, ne demek evet, Peki, evet, üstü örtülüyor çünkü. E, kalple ilgili sorunumuz olduğunu hangi semptomlarla anlayabiliriz? Bir de bunun bir yaş skalası var mıdır? Yani Hı -hı. atıyorum 20'li yaşlarda hiç bununla ilgili bir derdiniz olmasın diyebilir Hı -hı. misiniz? Hı -hı. Özellikle hangi yaşlarda hangi semptomlar bizim kalbimiz teklemeye başladı bize alarm vermektedir? Tabii. Şimdi bu yani yaşla beraber ve çevresel etkilerle beraber kalp hastalıkları oluşuyor ve gelişiyor. Daha sonra klinik oluşturuyor. Günümüze hassas olduğu için tekrar söylüyorum. Covid semptomlarıyla kalp semptomlarının birleştiği çok nokta var. Hmm. Şimdi örnek veriyorum. Nefes darlığı. Nefes darlığınız var. Şimdi bir enfeksiyonunuz var, akciğer probleminiz var. Covid misiniz yoksa kalp hastası mısınız? İkisi de tehlikeli. Muhtemel kalp hastasıysanız hayatınıza mal olabilir ya da Covid ise sizi çok zor durumlarda bırakabilir. Eğer kalp hastası ve Covid ile beraberseniz çok dinamik olmamız gerek gerekiyor. gerekiyor. O nedenle günümüzde semptomlar biraz daha ciddiye alınmalı. İşte hep söylediğim nokta bu. Kalp hastalıklarını daha ciddiye almalıyız hele bu zamanlarda daha da ciddiye almalıyız. Daha alarmi olmalıyız. Peki hani bu semptomları bize ne <laughs> şekilde söylerseniz kendimizi ona göre tabii, değil mi? Tabii bir, tabii tabii. Değil mi? Alarmda olalım, Alarmda önlemlerimizi alalım. alalım. Böyle bu işte göğsüm sıkışıyor deyip deyip doktora gitmemeler mesela. Hı hı. Ee, başlangıçta polikliniklerde, servislerde çok fazla bir hasta yığılması olduğu için ee, bazen hizmet alımlarında nispeten yavaşlamalar olabiliyordu. Ama, Covid'den dolayı evet, değil mi? Evet. evet. Ee, tabii ki o şekilde yapılması gerektiği için öyle oluyordu. Ancak e, insanlar da imtina ediyorlardı. Nasıl olsa geçer. Bugün geçer, yarın geçer. Daha önce de olmuştu. Aslında daha önce sinyali vermiş. Bu daha tehlikeli. Tabii ki. Daha önce sinyali vermiş ama siz onun üstünde durmamışsınız. Bu mesela daha önce olup evet. daha sonra tekleyebilen mesela bir sırt ağrısı mıdır? Tabii, göğüs tabii. ağrısı mıdır? Şimdi en e, sık olanlardan bahsedelim. Mesela çarpıntı hissiyatı. Daha sonra sırt, göğüs, mide ağrısı. Bu mide ağrısının özellikle üstünde duruyorum. Çünkü kalp krizleriyle mide ağrısı hemen hemen aynı semptomu verir. Biz o kadar çok görüyoruz, her gün görüyoruz öyle söyleyeyim mide. size. Ama peki bu sırt ve göğüs ağrısından sonra gelen bir mide ağrısı mı yoksa tek başına söyleyebilir miyiz? Çok basit. Genelde kalbin sağ tarafının besleyen damarlarda tıkanma olduğu zaman, aşağıya vurur ağrı çünkü kalbin alt tarafında sağ taraftadır o yani damar. Yani midemize diyebiliriz. Ve mide ağrısıyla gelir hasta. Biz biliriz ki muhtemelen sağ damarda bir sorun vardır. Göğüs ağrısı üst tarafa vuran ağrı ve nefes darlığıyla geliyorsa hasta nefes dar. O zaman daha kritik bir kalp krizi geçiriyordur muhtemelen. Çok önemli. Dolayısıyla çarpıntı, nefes darlığı, mide ağrısı bu üçünü bir araya koyduk. E ee, tabii ki hani göğüs ağrısı yani klasik kola vuran, boyna vuran Bazen sırta vuran ağrıları da e, göz önünde bulunduracağız. Önemli bir nokta da şu, normalde yaptığınız işi daha yorularak yapıyorsanız. Merdiven belki çıkamıyorsak evet. değil mi? Yani rahatlıkla evet. çıktığımız merdivenleri evet. bahsediyorum. Evet, artık yoruluyorum, bir dinleniyorum, bir çarpıntı geliyor, bir nefes darlığı oluyor bana gibi durumları özellikle yaşınız 60 ve üzerinde ise ya yani da işte evim ikinci katta, birinci katta bir durmak gerekiyor. E, gibi hissiyatlarınız olduğu zaman gelin. Peki 60 dediniz ama biz son dönemde özellikle değil mi 50'li yaşlarda ve evet, 40'lı yaşlarda. yaşlarda çok Aynen. fazla böyle Aynen. kalp krizi duymaya başladık. Aynen. Yani Aynen. o zaman biz şunu e, yanlış bir bilgi vermeyelim. Yani biz bunları 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda görme ihtimalimiz var mıdır? Hem de nasıl? Bir de galiba daha tehlikeli, o, o yaşlarda daha kurtulunamıyor deniliyor. Ha, tabii, Doğru tabii, mudur tabii, hocam? Tabii tabii. Şimdi ee, daha erken yaşlarda, yani 40-45 yaşını geçtikten sonra bazı şeyleri kontrol etmek lazım. Bir kontrol ettirmek gerekiyor. Yani hipertansiyonunuz var, haberiniz yok. Kolesterolünüz yüksek, bilmiyorsunuz. Kalp kapağınızda bir sorun var, yine haberiniz yok. Bir kere bakmak lazım. Şimdi her tehditin belli bir yaşı var. Ee, hani 50 yaşından sonra yapılanlar başka, 60 yaşından sonra bak yapılanlar başladı. Özellikle erkeklerden 40 45 e, Evet, gerekiyor. evet. 40 45 Kaç yaşa geldiğinizde sonra? erkeklerde 40 45 yaşa geldiğinizde bayanlarda genelde menopoz dönemleri ve hemen sonrasında. Çünkü ondan sonra oranlar eşitleniyor risk oranları. Ee, bakmak gerekir. Çünkü bir kişiyi 45 yaşında tansiyonunu yakaladığınız zaman veya tansiyonu yükselten bir sebebi bulduğunuzda tansiyon tedavi ederseniz Mesela tansiyon, herkes tansiyonum var diyor. <laughs> Nedir tansiyon? Şimdi heyecanlandığınız zaman başınıza vuran bir şey var ya. Ee, böyle o kulağınıza şey pat, pat 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 vuruyor hani ya. <gülüyor> o, <gülüyor> o hani biz şey ne o ne salgıladığımız için de. Hmm. Adrenalin salgılıyorsunuz. Adrenalin hocam evet. onunla ilgisi var diye düşünürüz. Tabii şimdi o sizin hissettiğiniz geçi, geçici çok yükselmelerdir. Evet. Mesela yani, diyelim ki köpekten korkuyoruz karşımıza tabii, köpek çıktı. Tabii tabii hem hızlı atar hem çok yüksek vurur. Şimdi onun o kadar çok yüksek olmadığını biraz aşağıda size baş ağrısı yapacak kadar olduğunu ama sürekli olduğunu bir düşünün. Yani hayatımızın bütününde böyle Bütün, bir ani kriz anında değil. Değil. Hı. Haberiniz yok. Aslında tansiyonunuz hep 14'ün üzerinde 15'lerde geziyorsunuz. Kaçta olması lazım tavsiye? 14.9'u geçmemesi lazım mesela. 14.9. 14. Tabii geçmemesi lazım ama... Bu da çok sık bir bulgudur, baş ağrısı. Hep migren migren diyet tedavi edilir. Bir bakarsınız hastanın tansiyonu yüksektir aslında. Sonra sebeplerini incelersiniz. Yani diyet alışkanlığından başlar, böbrek hastalığına kadar gider. Yani hani bir toparlamak gerektiği zaman. Bir kendi cümle vardır ya kendinize iyi bakın. Yani kendinize bakın. Hocam Dönün kendinize bir bakın. nasıl iyi bakalım? Yani kendinize bize lütfen bizi bir özetleyin. <laughs> yani, evet spor yapmalıyız. Değil mi? Ben onu da şöyle özetleyeceğim. Dediğim gibi kendinize iyi bakın derken hani kendinize dönüp bir bakın. Kendi hatalarınızı bulmaya çalışın. Bazı gross, bariz şeylerden kendinizi uzak tutun. Neler olabilir bunlar? Yani artık milyon kere söylendi ama sigarayı içmeyin. <laughs> bir kenara koyduk. Evet. Başka önemli bir şey kilo almayın. Bakın hastalarım ameliyattan sonra bunu söylüyorum ben. Ha, geliyor mesela hasta. Ben yani kilolu bir hasta. Diyorum ki burada kal. Yani alma. Hatta yani kilo almaya verin, değil mi? Yani, yani, yani şimdi, tabii, hidayı hidayı olması gerekeni. Tabii tabii. tabii, tabii, hani i̇nsanlardan da yapabilecekleri şeyleri istemek lazım. Yani onu, ona göre bir güdülemek lazım değil mi? Yani, Doğru. Hani kimse, Gerçekçi hedefler. Tabii koyunlar. hani uçacaksın demenin bir anlamı yok yani. <laughs> ee, ama ee, eve git 50 kilo ver demenin de bir anlamı yok. Ama adım adım, adım adım en azından böyle kal, sonra azalt. Sigarada da öyle. 3 paket sigara içiyor. Yani. Hocam onun anında bırakılması <laughs> lazım. Ben çok karşı <laughs> tabii, olduğum tabii, için. Tabii. Yani o öyle bırakılmıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, bir, bir frene basmak gerekiyor. Ben yeşil hayat diyorum bunlara. Bir U dönüşü yapmak gerekiyor. Ee, diyet alışkanlıklarıdır. Yani kiloyu verdiğiniz zaman zaten bazı şeylerin değiştiğini görüyorsunuz. Yani bu kilo işi e, anladığım kadarıyla hayatımızın hiçbir yerinde bize bir yararı olmayan bir konu, e, tabii, değil tabii. mi? Son dönemde özellikle popüler moda dergiler, işte bedeninle barış falan. Ya bu ben biraz da bu kilonun pompalandığını düşünüyorum. Kilonun kimseye anladığım kadarıyla bir hayrı yok. E, tabii, şimdi obezite cerrahisinde bir patlama yaşıyoruz. Maalesef. Yani, yani burada da aslında alıyoruz. Yani, tabii, bizim cerrahlarımız yapmaya yetişemiyorlar. Evet. Aslında güzel bir şey. Çünkü yani siz ondan kurtulduğunuz zaman şeker kontrol altına alınıyor, tansiyon kontrol altına alıyor, kişi egzersiz hareket yapabiliyor Ama vesaire. E, hani her şeyi kadar Çünkü insanlar da artık biraz sanki o ...obeste cerrahisine e, sırtlarını dayamış gibiler. Yani, bu daha fena tabii. tabi. Yani mi? nasıl olsa çözümü var deyip her şeyi yapmak. Ama e, bu, bu arada da bedene çok fazla lütf verip harcıyoruz bedenimizi. yani aslında evet. hastalığı davet ediyoruz değil mi hocam? E, tabii şimdi çok değil ama hafif endişeli olmakta fayda var. Şimdi yetişememek de var. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Çünkü özellikle kalp hastalıkları için onu söylüyorum. Bu trafik kazası gibi bir şey aslında. Yani kimse evden çıkarken işe giderken kaza geçirmek aklına gelmez ama bir anda olur. Kalp krizleri de öyle olur. Eğer ardı arkasına bakmadan hayatınız aynı şekilde devam ederseniz, kötü alışkanlıklara devam Peki edersiniz, ederseniz, önemsemezseniz sizi bulur. Sağlıklı yağları tavsiye <laughs> ediyor musunuz kalp için? Şimdi tabii sonuçta ben kalp ve damar cerrahıyım. <laughs> hani bunun detayını indiğiniz zaman sonsuz opsiyonlar var. Ama ben genel olarak onu söylüyorum. Yani bu kilo olayından bir kurtulun. Ondan kurtulduğunuz zaman zaten diyet otomatikman yerine gelecektir diye düşünüyorum. Süleyman Hocam çok teşekkür ederiz ağzınıza ben teşekkür sağlık çok sağ olun. verilmesi ben gereken ederim. en önemli mesajı verdiniz artık 2021'de kendimize söz verelim bu şu sigara illetinden kurtulalım ve kilo kontrolümüzü yapalım, yapalım efendim en azından bir başlangıç olur çok teşekkür <laughs> ben ediyoruz teşekkür ağzınıza sağlık çok evet birazcık